arkadaşlar. Sizlere yine en güncel Samsung ürünleri ile ilgili bilgi aktarmaya devam ediyorum. Kanalımın arama kutucuğuna istediğiniz Samsung ürün kodunu yazdığınızda hemen inceleme videosuna ulaşabilirsiniz. Ürünler ile ilgili bilgi aktarırken kendi yorumumu da katarak sizlerin en mantıklı tercihi yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Aklınıza takılanları da çekinmeden bana sorabilirsiniz. Şimdi gelelim Samsung'un 2022 çıkışlı televizyon modellerinden bir tanesi olan ve en fazla satışı yapması beklenen 65Q70B modeli için detaylara. Bu kület serisinde gerçek 4K çözünürlük ve 4K yükseltme özelliği bulunuyor. Yani bu televizyonda full head çözünürlüğe sahip bir video açtığınızda, bu yayın panel tarafından %90'lara varan oranlarda 4K'ya çevrilir. 4K kuantum işlemci ve kuantum hediyar bulunduğundan dolayı içeriklerdeki detayları çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. 65 q 70 modelinde motion accelerator turbo plus'un olması ve HDMI 2.1 port'un kullanılması PlayStation 5 gibi ağır oyunları oynamak isteyenler için mükemmel bir tercih olmasını sağlıyor. Ayrıca RDML 2.1 portun tam 4 porta yerleştirildiğini belirteyim. Gecen sene sadece bir portta RDML 2.1 bulunuyordu. Dual LED kullanılması sayesinde içeriklerdeki soğuk sıcak renk ayrımı mükemmel bir şekilde sağlanıyor. Bu televizyonda gerçek hayattaki renklere en uygun renkleri yakalamayı başarmış olursunuz. Cihazın bir kulet panele sahip olduğunu belirtmiştim. Bu panel yapısı sayesinde televizyon tam 1 milyar renk tonunu sizlere sunabiliyor bir rengin birden fazla tonunu görebileceğiniz bu televizyon modeli tam anlamıyla beklentilerinizi karşılayacak. Q70 modelinde Q80 serisinde olduğu gibi anti yansıma özelliği yok. Ancak yine de, bu TV'de gün ışığında parlama sorunlarını minimum düzeyde yaşarsınız. Ayrıca güçlü panel yapısı sayesinde, ultra geniş izleme açısı da sunmakta. Yanlardan izlediğiniz zaman bir sararma ve açı kaybı gibi durumları minimum seviyede yaşarsınız. Bu cihazın önemli avantajlarından bir tanesi de 120 Hz ekran tazelemeye sahip olması. Ot Street'te takip sistemli ses kalitesine sahip olan bu TV'de 20 Watt ses çıkışı bulunmakta. Cihazın bu ses özellikleri apartman dairesinde oturuyorsanız yeterli olabilir ancak yine de bir ses sistemine ihtiyaç duymanız kaçınılmaz olabilir. Aktif ses yükseltici özelliği ile de ön plana çıkan Q75 serisinde ortam gürültülü olduğunda otomatik olarak ses yükseltilir ve netleştirilir. Bu sayede diyalogları çok daha net duyabilirsiniz. TV'yi duvara veya bir sehpaya yerleştirdiğinizde bulunan ortama en kaliteli ses özelliğini de bu TV yansıtabiliyor. Kyo Senfoni ses özelliği ile de cihazı bir ses sistemine bağladığınızda TV'nin ses sistemi ile bağlamış olduğunuz ses sistemi mükemmel bir ahenk içerisinde çalışır. Samsung QVDD'lerde 10 yıl ekran yanmasına karşı garanti bulunmakta. Ayrıca 2 yıl servis garantisini belli bir ücret karşılığında 5 yıla da çıkarabilirsiniz. En güncel tizen işletim sistemi ile gelen TV'nin smart özelliğinde mükemmel bir akışkanlık elde edebilirsiniz. Bu TV ile bilgisayarda yaptığınız birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuza indirecek olduğunuz Smart Inks uygulaması ile telefonu kumandaya dönüştürebilir, isterseniz de istediğiniz resmi TV ekranına yerleştirebilirsiniz. Bu TV'de aynı anda iki ekran alabiliyorsunuz. Yani TV'nin sağ tarafına telefon ekranını yansıtırken bir tarafında da TV kanalı veya uygulamada içerik izleyebilirsiniz. Süper ultra geniş oyun görünümü ile öne çıkan 65 q 70 b modelinde en güncel Wi-Fi ve Bluetooth versiyonları bulunduğundan dolayı yıllarca uyumluluk hususunda bir problem yaşamazsınız. Cihazda 4K dahili uydu alıcısı bulunmakta. TV kanallarını izlemek için anten kablosunu merkezi sisteme bağlamanız yeterli olacaktır. 65 q 70 b modelinin kumandası solar selli. Gün ışığından da şarj olabilen bu model sayesinde pil ihtiyacınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu kumandada YouTube'de sesli Türkçe aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer kısımlarda dil farklı dünya dillerinde. Üç tarafı çerçevesiz olan modelde ambiyans modunu kullanarak TV'yi bir sanat tablosuna dönüştürebilirsiniz. Bu özellik siyah ekranda tablo yansıtmanıza veya kendi resminizi koyabilmenize olanak tanır. TV bu moddayken prize takılıykenki kadar enerji harca. 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip bir TV istiyorsanız Q75 serisinden başlamalısınız. Bu TV'nin direkt arkadan aydınlatmaya değil çevresel aydınlatmaya sahip olduğunu da eklemek istiyorum. Bu TV'de cihaz ortama göre sesi ve görüntüyü optimize ederek en iyi izleme deneyimini yakalayabilmeniz olanak tanır. Böylelikle 65 q 70 b modeli için önemli detaylar aktardım arkadaşlar. Aklınıza takılan her şeyi bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince hızlı bir şekilde tüm sorularınıza cevap vereceğim. Merhabalar.